bazı hocalarımız sakal kesmenin azabı yoktur, bir şey olmaz diyorlar. Var mıdır demiş. Varsa neden yok diyorlar. Ne yapmamız gerekir? Bazıları şöyle diyor, bazıları böyle diyor. Biz o bazılarının dediği sözler doğrultusunda değil de kaynaklarımız ne diyor? Bu doğrultuda cevap vermemiz daha uygun olacağı kanaatindeyim. Kaynaklarımız da ki özellikle bu mezheplerin de görüşünü toplama hasebiyle El-Mavsu'a, El-Fıkhiye, El-Kuvveti'ye bakılacağı zaman Hanefi, Maliki, Hanbeli bir de Şafilerden bir kavil. Yani Zehebe Cumhurul Fukaha tabirini kullanıyor. Fukahanın cumhurunun savunduğu görüş ki El-Hanefiyyetu vel-Malikiyyetu vel-Hanabile ve huve kavlin inde Şafi'iyye. Şafilerden de bir kavil olarak diyor ki ennehu yahrumu halkul lihye. Sakalı tıraş etmek haramdır. Yani fukahanın cumhuruna göre böyledir. Zira Peygamber aleyhissalatu vesselamın ifa'ul lihye ile alakalı hadis-i şerifine ki emrine, yani sakalı uzatma ile alakalı olan hadis-i şerifindeki emrine münakız olacağından dolayı bunun haram olduğu görüşüne gitmişlerdir. İbn-i Abidin haşiyesinde kabzeden daha aşağı miktarı kısaltılmasının uygun olup olmamasından bahsederken lem yubihu ehadun ifadesini kullanmıştır. Yani fukahadan hiçbir kimse kabzeden, yani bir kabzeden daha aşağı miktara kısa. Kabze nedir hocam? Kabze bir avuç, yani avuç. Sakalını böyle yukarıdan beri tuttuğunuz tutam zaman derler. Tutam evet. denilebilir. Oradan daha aşağı miktara kısaltılmasını fukahadan hiç kimse mubah kılmamıştır. Deniyor ki bu ifadeden halk daha şiddet olduğundan dolayı halkı ise mubah kılan hiç kimse olmamıştır. Bu manada bir görüş. Malikilerde Dusuki haşiyesinde de aynı şekilde ki erkeğin tıraş olmasının haram olduğundan bahsediyor. Hattı zatında bunu yapan kimsenin tiplendirilmesi, edeplendirilmesi, yani gerekirse darp edilmesinden ki dünyevi hüküm itibariyle Şafilerden de Ebu Şame aynı şekilde bunun caiz olmadığını, hatta mecusilerin adetine benzeme olduğu ifadesini söylemişlerdir. Hanefi kaynaklarında da böyle. Ancak Kalyubi var Şafii kaynaklarında. Orada diyor ki Şafii mezhebinde esah olan görüşe göre halkul lihye mekruhtur. Yani enne halkal lihye mekruhin inde eshab-ı şafiiye fil esah. O yüzden deniyor ki üç mezhebe göre, mezhebin görüşüne göre haramdır. Tabi buradaki haram tahrimi mekruh manasında, yani inkarı küfrü gerektiren bir haram değil, ameli haram, içtihadi haramdır. Tabi şunu da ifade edelim, içtihadi haram ile normal haramın hukuk açısından, yani hüküm açısından bir farklılığı yoktur. İkisi de günahtır, ikisinden dolayı da ahirette kişi vebal görecektir. Ancak delillerinde, vurut ve delaletinde kat'i olmadığından dolayı veya olduğundan dolayı birinde inkar-ı küfrü gerektirir veya gerektirmez. Yani içtihadi haram inkar-ı küfrü gerektirmez. Çünkü içtihat ile o hüküm sabit olmuştur. Kat'i haram ise inkar-ı küfrü gerektirecektir. Sakalın kesilmesinin haramiyeti de içtihadi bir haramdır. Ki inkar-ı küfrü olsaydı dediğimiz gibi Şafii ashabının bunu haram değildir ifadesiyle küfre nispet edilmeleri gerekirdi ki aşağı böyle bir şey, böyle bir iddia da yanlıştır. O yüzden üç mezhebe göre sakalın kesilmesi haramdır. Tıraş eden kimse günahkar olacaktır. Şafii mezhebine göre ise, mezhebin görüşüne göre ise tenzih hem mekruh ifadesi kullanılıyor ki Şafilerde düşüyor ki bunu naklediyor. Ama Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafilerden bir kavli. Hatta bazıları diyor ki İmam-ı Şafii'nin kendi görüşüne göre de haram görüşü. Ancak mezhebin kendi görüşü tenzihi görüş olmasıdır. O yüzden cumhura muhalefet etmek suretiyle, yani burada biz bunun caiz, önemli değildir deyip de bunu hafifletmek uygun bir şey de değildir, doğru değildir. Kaynaklarımız çok açık bir şekilde, net bir şekilde bu görüşleri de beyan etmektedir.